TÜKİTV ekranlarından mutlu pazarlar değerli takipçilerimiz. Bilimden sağlığa yolculuğumuzu bu pazarda yine TÜKİTV ekranlarında sürdürüyor olacağız. Çok kıymetli bir ismi bugün sizlerle buluşturuyoruz. Daha önce zaten birkaç kere de bilimden sağlığa da misafir etmiştik kendisini. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Şerafettin Özel Üsküdar Üniversitesi NEPE İstanbul Beyin Hastanesi'nden önemli bir konuyu konuşacağız. Kolon kanserini ele alacağız. Rektum kanserini, bağırsak kanserlerini bu bağlamda değerlendireceğiz. Çünkü görülme oranlarında çok da azımsanmayacak bir istatistik var elimde. Dünyada her yıl 1 milyon kişi kolon ve rektum kanseriyle tanışıyor. Ülkemizde ise bu sayı 30 bin kişi. Üçüncü ölümcül kanser olarak ifade ediliyor. Hemen korkmaya gerek yok. Kanser deyince maalesef hemen bir korku belirebiliyor ama erken teşhis, Şerafettin Hocam bu konuda sağ olsun bizleri rahatlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Geçtiğimiz programlardan da belki takip edenler hatırlayacaktır. Diyor ki erken tanılı kanser, kanser değildir diyor. Çünkü çözümü var. Kolon evet. kanseriyle ilgili de bu ve benzeri söylemleri olacak. O yüzden paniğe gerek yok. Sadece erken tanı ve teşhis önemli. Bunun altını çiziyor olacağız. Farkındalık oluşturuyor olacağız. Belirtilerini konuşacağız. Kimlerde görülebiliyor? Genetik yönünü ele alacağız. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor? Bunu konuşacağız. Hangi riskler var bu hastalığa bizi götürebilecek? Bunların altını çiziyor olacağız. Didem Düz ile yine güzel bir program hazırladık sizlere. Sosyal medya üzerinden sorularınızı alacağımızı hemen hatırlatalım. Ekranda zaten görüyorsunuz Mehmet Altınöz'le yönetmenim getiriyor. Bilimden Sağlık'a Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden sorularınızı alıyoruz. Telefon numaramız da var 0216 633 0606'dan da daha ayrıntılı bilgi için hocamıza ulaşabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Hocam daha önce de kanser konuşmuştuk. Bugün biraz kolon ve rektum kanserini, bağırsak kanserini konuşalım istedim. Hoş geldiniz. Tekrar şerefler verdiniz. Üsküdar Üniversitesi NEPE İstanbul Beyin Hastanesi'nden bir kez daha misafirimiz oluyorsunuz. Hocam dilerseniz şöyle başlayalım. Tabii burada eğilimleri konuşacağız. Kimlerde görülme riski, belirtileri, risk faktörleri var ama önce bu iki kavramı bir tanımlayalım istiyorum ben. Kolon ve rektum deyince neyi anlıyor olmamız gerekiyor? Evet. Öncelikle izleyicilerimize de sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar diliyoruz, günler İnşallah. Diliyoruz. Onlar diyelim. Amin. Bir de biraz önce çok güzel giriş yaptınız. Ona bir şey katkıda bulunayım. Lütfen, buyurun. Bilinmeyen şeyler bizi korkutuyor, ürkütüyor. Bilinmeyen şeyler geciktiriyor ya da bizi endişeye sevk ediyor. O yüzden ne kadar çok bu konuda bilgilendirme olursa edilirse o kadar müdahale ediliyor. Biz de doktorlar olarak da bu konudaki gelişmelerden dolayı bunların yapıları konusunda falan evet. daha fazla bilgiye sahip olmamız nedeniyle ve gelişen teknoloji nedeniyle de vücut içerisindeki dokulara, organlara ulaşılabilme imkanı daha evet. fazla arttığı için görüntüleme sistemleri nedeniyle daha erken görme, yakalama imkanı bulabiliyoruz. O yüzden bilinen şeylerden çok korkmamak lazım. Gittikçe daha fazla biliyor hale geldik. Bu güzel, sevindirici. Kolon tabii. Latince adı kalın bağırsaklar demek. Kalın bağırsaklar. Rektum da kalın bağırsağın dışarıya açıldığı yer. Yani anal bölgeye olan oranın adı da son kısmı. Kalın bağırsağın son kısmına da rektum deniyor. Yani kalın bağırsakların tanımı oluyor bu. Kolon ve rektum tabiri onları ifade ediyor. Sindirim sisteminin ağızdan başlayan ve anüste biten sindirim sisteminin en son bölümü, en son parçası oluyor. Bu organlarımız tabii ki yaşamımızı idame ettirmede çok önemli bağırsaklar. Dolayısıyla burada oluşabilecek bir şey tedavisine geleceğiz ama orada bir şeyler mi birikiyor hocam? Oradaki o hücrelenme yapısı mı değişiyor ve farklılaşıyor da kişiyi kansere götürüyor? Daha önceki konuşmamızda da anlatmıştık kolonlarla ilgili, evet. mikrobiyota ile ilgili. Mikrobiyota. Bağırsakların içerisindeki bakterilerin ve mikrobiyotanın ne kadar fazla olduğunu, milyarlarca olduğunu bir ifadeyle de kalın bağırsaklar için ya da bağırsaklar için ikinci beyin dendiğini konuşmuştuk, etmiştik ve genelde evet. yayınlandı. Çok muhteşem bir organdır. Lojistik sistemi demiştik, vücudun lojistik sistemi demiştik. Milyarlarca
mikrobiyota tanımı içerisinde geçen bakteriler var, hormonlar var, enzimler var. Bunlar sistem içerisinde, bu sistemin vücudun ihtiyacı olan ya da hayat için ihtiyaç olan ne varsa onları uygun şekilde alıp güzelce entegre yapılabilecek yerlere, karaciğere ihtiyacı olan organlara iletme konusunda çok sistemli bir çalışma içerisindedir. Hı hı. Mide bağırsak sistemi. Yani düz bir boru değil, çok önemli bir sistemdir. Hı hı. Buradaki en ufak bir eksiklik de, yanlışlık da bazen çok fazla alım olduğunda ya da ettiğinde obezite gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. Azlığında da organların, vücudun çalışmasında, canlılığın devamında önemli sorunlara sebep oluyor. O yüzden mide bağırsak sisteminin ağızdan başlayıp anüse kadar olan bu sistemin çok düzgün olması gerekiyor. Hı hı. Buradaki yanlışlıklar ya da şunda gümrük kapısı gibi olduğunu da bir düşünün. Herhangi bir şekilde yanlış bir şey geldiğinde ya da edildiğinde onu ekart etmek, onu geri göndermek, canlı yaşadığımız için ondan anlaşılsın diye gümrük dedim. Domates bir ülkeden bir ülkeye domates gidiyor, beğenmedik deyip geri gönderiyorlar. Evet, şey evet. Vücutta da kendi iç sistemleriyle ilgili o tür şeyler vardır. Tanımadığı, bilmediği gıdayı ya da özellikle günümüzde güncel olarak olan genetiği değiştirilmiş gıdalar olduğu zaman, edildiğinde veya hiç karşılaşmadığı herhangi bir şey alındığında, edildiğinde, eğer organlar içeridekiler tanımıyorsa bu mikrop şeyler filan, rahatsızlık yapabilir. Onu inceleyecekler, edecekler, zararsız hale getirecekler, ondan sonra yapacaklar. Yani sistem vücut için ne lazımsa, ne iyiyse ona göre ayarlanmıştır. Onu alıp sindirmeye, gerekli yerlere ulaşmaya. Ama bunlarla ilgili anormal şeyler geldiği zaman, olduğu zaman tabii sorun yaşamak. Ve bunlar aslında kansere, bağırsak yapısını bozmaya kişi yani götürebiliyor. Genetiği değiştirmiş organizmalar. Biraz hocam öncesinde şuna değinelim arzu ederseniz. Kişinin böyle bir problemi olduğunu kişi nasıl anlayacak? Çünkü bunun belirtileri var. Bağırsak evet. kanseriyle ilgili. Biraz bunlara değinelim, biraz farkındalık oluşturalım istiyoruz. Hangi durumlarda bu hastalıktan kişiler şüphelenmeli hocam? Evet, şimdi bu hastalığın esas bizim en kolayca anlatabileceğimiz ve herkese doğru düz anlaşılır şekilde ifade edilebileceğimiz şeyler, risk faktörleri nelerdir, belirtileri nelerdir bunlar? Evet. Hani çok güzel baştan da dediniz, yine aynı şeyi yine tekrarlayayım. Erken kanser, kanser değildir. Erken tanınan, erken bilinen, öğrenilen kanser kanserlikten çıkar. Tedavi edilebilir vaziyete gelir. Ama gecikildiği zaman bu zorlaşır. Ölümcül kanserler arasında insanlarda 3. sırada geliyor bu. Ama erken tanı olduğu zaman, ettiği zaman 5 yıllık yaşama şansı %93'lerde. Yani çok çok az bir kısmı, o da yaşı gereği ya da başka nedenlerle de olabilir, edebilir, tedavi edilebilen bir kanser. 5 yıl derken nasıl yani 5 yıl hocam? biz kanserlerle ilgili bir anlatım yapıldığı zaman, yani evet. gelişme, ölümcüllük konusunda ya da iyileşme konusundaki tanım verirken, 5 yıllık takip içerisinde ameliyat tedavi yapıldı, 5 yıl sonraki durumu, bu devamlı takip edildiği için 5 yıl sonraki durumu konusu şey yapılır. Bir kolon kanseri tespit edilmiş, ameliyat oldu. Ameliyattan sonra 5 yıl sonra da her türlü şeyde, herhangi bir belirti yok, başka bir belirti yok. Yaşıyor, hayatta kalıyor. %93 oranında. Evet, kalıyor. Bu tedavinin başarısını ve kanserle ilgili eradikasyon dediğimiz iyileşmenin ortadan kaldırılmasının göstergesi oluyor. O yüzden hep genelde böyle ifade edilir. 5 yıllık diye ifade edilir. 5 yıl açılımı bu peki. Evet. Ondan sonraki takipler daha da azaltılır. Bununla ilgili risk faktörleri konuşalım hocam. Risk Buyurun. Faktörleri var. En büyük risk %90'ı bunun 50 yaştan daha sonra gözükür. Konjenital olmayanlar varsa, ailesel olmayanlar olanlar haricinde. Bu erken yaşta görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Erken yaşta görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Hele günümüzdeki bu dediğim biraz önce kelimeyle geçiştirdik. Lütfen. Genetiği değiştirilmiş gıdalar olarak ifade edilen çok fazla içerideki mutasyonlara, mutasyonlar dediğimiz
normal yapısını, programlanmış olan yapısını değiştiren, içerideki organizmanın yapısını değiştiren şeyleri, bu mutasyonlar olduğu zaman başkalaşımlar çok fazla oluyor. Vücut içerisinde şimdi onu şey yaparken, affedersiniz. Lütfen. Bir de şöyle bir veri var elimde, onu dinleyeceğim. Biraz önce dediniz, aslında farkındalık arttı, teknoloji var, sağlıktaki teknolojik ileri tedavi uygulamaları var ama şöyle bir veri var, diyor ki gelişmiş ülkelerde görülme oranı gelişmekte olan ülkelere göre 4 ila 10 kat fazladır. Yani gelişmiş olan ülkelerde bu kanser daha yaygın gözüküyor hocam. Kanserler zaten gelişmiş ülkelerde biraz daha fazla. İşte beslenme alışkanlıklarının değişmesi, GDO genetiği değiştirilmiş organizmaların dahil ediliyor olması gibi, değil mi hocam? Evet. Ben Anadolu'da bir söz vardır, ondan hemen geçeyim. Lütfen. Kursak kavurgasını ister. Yani alıştığı gıdayı ya da alıştığı şeylere daha fazla yatkındır. O tadını almıştır. Ne olduğunu biliyor. İçerideki organlar da mikrobiyata dediğimiz bakteriler de şeyler de onlara alışıktır, bilir. Ne yapacağını ona biliyor. Ama genetiği değiştirilmiş farklı gıdalar ya da bilmem neler geldiği zaman ya da mevsiminde olmayan sebze, meyve gibi şeyler, vücudun alıştığı periyoda aykırı olan gıdalar falan olduğu zaman bocalama oluyor. Bu neyin nesidir diye bir bocalama yaşanıyor, şey yaşanıyor. Hemen değişiklikler yapılmaya başlıyor, ediliyor. Değişiklikler niye? Vücut çok canlıdır. Yani şey değil, her türlü şey değişir. Şeyde genlerimizin çoğunda onkogen yapan, şimdi herhangi bir şekilde bir defa daha ifade etmiştim bunu. Tırnağın büyümesi veya herhangi bir yerdeki yaranın iyileşmesi. O arada oraya yara iyileşeceği zaman yeniden doku yapımı başlar. Belli bir yere geldiği zaman onkogen dediğimiz genler tarafından bir de süpresör dediğimiz bunları engelleyen genler vardır. Belli bir yere gelince iyileşmeyi sağlayıp yeteri kadar doku üretildiği zaman diğer genler devreye girer, o büyümesini durdurur onu. Hı hı. Esas kanser çıkmasında da vücutta devamlı bunlar olmakta, etmekte. Ama kanser olmasının sebebi bunlardaki herhangi birinde bir bozukluk olduğu zaman, ortaya çıktığı zaman aşırı çalışıyor, ediyor, doku yapıyor. Evet. Yara, eksik olan yerin yarasını iyileştirmek için. Yeteri kadar yaptıktan sonra diğerleri tarafından bu durduruluyor. Durdurma sisteminde bir bozukluk olduğu zaman büyümeye devam ediyor. Veya öbürü aşırı yaptığı zaman, ettiği zaman yetersiz, bundan daha fazla, durduruculardan daha fazlaysa artıyor, ediyor. Yoksa vücutta her zaman, yani ortalama 200 tane, 200 civarında filan diye kanser hücresi diye tabir edeceğimiz ya da çoğalan hücre vardır zaten. Hı hı. Bunu vücut kendisi bunu şey yapar. O yüzden organizmayla çok fazla farklı şeylerle oynamamak lazım. Beslenmeyle ilgili. Hocam şöyle yapalım mı? Dilerseniz sokağın nabzını da tutalım. Hı. Arkadaşlar orayı da bir nabzını tuttu. Merve Nur Cengiz ve Didem Düz sahaya indiler. Kanserle ilgili vatandaşlarımıza sordular. Bir farkındalığı görelim hocam, sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Halk arasında kadın bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri, ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre en fazla görülen 5 kanser türünden yalnızca bir tanesi. Kanser tedavilerinde en önemli olan şey ise tabii ki erken teşhis. Peki halkımız bunun ne kadar bilincinde? Bilimden Sağlığa ekibi olarak mikrofonu halkımıza uzattık. Sizce kanserler artmakta mı? Bence evet, artmakta. Evet, gözleniyor. Evet, var. Yok. Bence var. Evet, bence gözle görülür bir artış var. Daha da artacağına inanıyorum. Kanserde bir artış var bence. Çünkü gelişen teknoloji, beslenme, çevre şartları, hava kirliliği vesaire dolayısıyla ciddi bir oranda artış olduğuna inanıyorum. Günümüzde artış var. Hava nedenleri, yiyeceklerden, içeceklerden, sağlıksız besinlerden, kısacası bunlar. Evet, duydum. Kolon kanseri. Aslında dünyada en çok birinci sırada olan kanser bildiğim kadarıyla akciğer kanseri. Daha önce duydum ama pek bir bilgim yok. Peki rektum ve kolon kanserini daha önce duydunuz mu? Duydum, evet duydum. İhmal ediyoruz, kontrola gitmiyoruz. Bazı belirtileri oluyor, onları önemsemiyoruz. Yok, hiç duymadım. Kolon duydum ama diğerini duymadım. Kolon kanserini duydum, rektumu duymadım. Kolon kanseri genelde 40 yaş üstü çıkıyor. Erkeklerde 50 yaş üstü. Bağırsaklarda meydana gelen bir şey. Peki rektum ve kolon kanserini duydunuz mu? Evet, sağlık sektöründe olduğum için isimlere yabancı değilim ve duydum.
Tabii rektum ve kolon kanserlerini biliyorum, duydum zaten. O da şu anda herhalde çok sık rastlanan kanser türlerinin bir tanesi. Rektum kanserini duydum. Rektum kanseri kalın bağırsağın makat bölgesinde olan bir şeydi, kanser türüydü. Yani o bölgede olan kansere de rektum kanseri deniliyordu diyebiliyorum. Peki uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Bu sıçramanın nasıl engellenebileceğine dair bir tedavi oluşturuldu mu? Kanserin net bir şekilde tedavisi var mı? Ya ben artış hakkında bilmiyorum, herhangi bir çözüm olur mu bilmiyorum, bunu durdurabilirler mi? Bunun risk faktörleri nelerdir ya da bu rektum kanserinin hangi türleri vardır, ne tipleri vardır? Önlem almak için ne yapmamız lazım? Nasıl önlem alabiliriz? Evet hocam, kolon kanseri ve rektum kanseriyle ilgili sokağın nabzı bu. Farkındalık iyi, güzel. Süper, harika. Yani ben bunları duyabileceğimi düşünmüyordum. Hakikaten çok güzel. O yüzden biz lafları fazla uzatmadan risk faktörleri nelerdir, belirtiler nelerdir? Hemen onlara sordular zaten, tabii. Oradan da sordular. Onları sordular. Yani erken tanı diyoruz da oraya, evet, nasıl ulaşacağız? Ona giden, lütfen, yolu hemen erkenden şey yapmamız lazım. Buyurun. Belirtiler dedik. Yani 50 yaş üzerinde fazla olur. Belirtileri hep sayalım. Hı hı. İshal veya kabızlık şeklinde alışkanlığı neyse farklı bir alışkanlığa dönmesi. Tuvalete çıkamama, bir süre uzun süre çıkamama ya da ishal, hı, olması gibi bir. Şeyde büyük abdestten kanama olması. Hı hı. Veya büyük abdestin daha yumuşak şekilde ama siyah renkli çıkması. Hı hı. Bu bilinmeyen, şey yapmayan şekilde hiç farkında olunmadan olan anemi dediğimiz kan azalması. Herhangi bir tahlil sırasında ya da şey sırasında filan ne kan azlığının oluşması. Onların ortaya çıkması. Bir de beklenmeyen bir kilo kaybı. İstenmeden ya da olan bir beklenmeyen kilo kaybı varsa, 50 yaş üzerindeyseniz ailesel de aileden de ya birinci derecede akrabalarınız içerisinde böyle bir şey yoksa bile Bu tür olduğu zaman bir inceletmekte, bir görünmekte fayda var. Zaten önerilerimizden bir tanesi 50 yaşında bir defa bile rektum ve sigmoidoskopi dediğimiz onların incelenmesi, bir tetkik yapılması. 50 yaşında. Diğer risk faktörlerindeyken bunu biraz daha farklı öncesinde onu ifade edeceğiz, şey yapacağız. Çok kolay. Gayta tetkik yaparken gayta da gizli kan. Bu çok kolaydır yapılması, edilmesi. Tetkikler yapılırken, edilirken gayta da gizli kan, feçeste, dışkıda gizli kan bakılması. Ondan sonra bir yönlendirme açısından çok isabetli olur. Yani hemen tekrar söyleyeceksek, tuvalete çıkma alışkanlığında, ihtiyatında değişiklik olması. Bunu kişi fark edebilir, çok rahat bir şekilde. Çok rahat fark eder. Bilinmeyen, beklenmeyen, rektal anüsten olan kanamalar. Ya da şeyin şeklinin çok değişmiş olması, feçesinin şeklinin değişmiş olması, siyah renk alması. Dışkının. Evet. Evet. Hı hı. Kan azlığı, halsizlik, beklenmeyen kilo kaybı. Bunlar çıktığı zaman kolon ve rektum kanseri ya da sindirim sistemindeki bir kanser akla gelmeli. Gelmeli. Onunla ilgili bir inceleme yapmalı, bir şey yapmalı. Risk faktörlerine buradan döneyim mi hemen? Lütfen. Risk faktörleri. Hele risk faktörleri taşıyoruz. Bu risk faktörleri 50 yaşın üzerinde olmak birinci risk faktörü. Risk faktörü. Daha önceden olanlarda ya da birinci derecede akrabalarında kolon ve rektum kanseri olanlar yine risk faktörü içerisindedir. Bunların da önceden incelenmesi gerekiyor. Gerekir. Ailesel bozuklukların anlaşılması, eğer ailesel şeyler filan ne varsa gen tetkikleri yapılabiliyor, edebiliyor. Özellikle de sadece bilinmesine çok gerek yok ama APC, KCC, P53, KRAS diye bir şeyler var. Bunlar çok kolay. Gerek yok. İsimlerin bilinmesine evet, gerek yok. Evet, bunlar bize de bana da yabancı. Hayır, hiç gerek yok. Onların yapılması, edilmesi, erken yaşta ailesel olanlarda genetik nedenli kalıtsal olan şeyler varsa onlar ortaya çıkartır. Ama diğerlerini bu dediğim belirtiler olduğu zaman, ettiği zaman mutlaka onlara bakmak gerekiyor. Sigara, obezite. Risk faktörü. Evet. Bağırsakla ilgili, kalın bağırsaklarının kolit geçirmesi, kolitler uzun süren ve şeyli olan, ülseratif kolit gibi, kalın bağırsakla ilgili. Bu arada böbrek idrar yollarıyla ilgili herhangi bir ameliyat filan ne olduğunda idrar yolunun bağırsağa bağlanmış olması o veya radyasyon alımı.
Alt tarafla ilgili, yani göbekten aşağıda ya da karınla ilgili, pelvisle ilgili, pelvis dediğimiz kasıklarla ilgili herhangi bir nedenle radyasyon tedavisi görülmüş olabilir başka bir nedenle, şu bu. Bunlar risk faktörleri ifade ediyor. Risk taşıyorlar bunlar. Lifsiz gıdayla alışkanlığı, lifsiz gıda alışkanlığı, hayvansal besinlerin çok fazla kullanılması. Bunlar da daha düşük miktarda risk faktörleri içerisinde sayılmaktadır. Bu risk faktörleri olanlar, taramalarımızı nasıl yapacağız, şeyimizi nasıl yapacağız? Çok kolay. 50 yaşın o zamana kadar ailesel bir şeyimiz varsa genetik tahliller önceden yapılıyor. Ama olmuyorsa, yapmıyorsa, herhangi bir belirti filan ne olduğu zaman, ettiği zaman zaten kolonoskopi yapılıp o start verilmiş oluyor, başlamış oluyor bu konuyla ilgili. Onlarda tespit edilecek olan şey çok kolay. Polipler. Polip ne hocam? Polip çok önemli. Polip bağırsak yüzeyinden yükseklik, her türlü yüksekliğe polip diyoruz. Bunların 4-5 çeşitleri var. Ama her yükseklik polibin, derken o biriken şey böyle bir çıkıntı. Kanal düşünün. Bir kanal düşünün. Evet. Kanal içerisindeki bir yer, her taraf çok simetrik ama bir yerde çıkıntı var. Çıkıntı var. Anladım. Bu poliptir. Çok kolay. Kolonoskopi ile, sigmoidoskopi ile filan da bunlar çok kolay tespit edilebilir. Ondan hemen hiçbir ağrısı, şusu, busu filan da olmadan yapılabilecek bir biyopsi onun adını koyar. Neden biyopsi önemli, şey önemli? Adını koyacak ve de o polip o an olduğu gibi çıkarılarak ondan sonra sadece takip edilir. Kanser olmadan önlenmiş oluyor. Bütün polipler böyle değildir. Ama bütün poliplerin hangi polip olduğunu anlamak için mutlaka biyopsi yapmak risk lazım. Tabii, risk. Daha sonrası %80'i, %90'ı poliplerden gelişir. Polipin değişimiyle, polismik gelişimiyle kansere döner. O yüzden önceden çok muhteşem bir uyarı sistemidir bu. Ona ulaşmak için de kolonoskopi yaptırmak lazım. Kolonoskopiden hiçbir şekilde korkmamak lazım, etmemek lazım. Şimdiki teknoloji, affedersiniz. Şimdiki teknoloji, şimdiki gelişmeler rahatlatarak o ilaçlarla filan çok kolayca yapılabilir hale gelmiştir. Şu var hocam, ben çevremde de gözlemliyorum. Mesela arkadaşlarımdan ki zaman zaman bizler de yaşayabiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Kişi herhangi bir ağrısında, sızısında veya bir şikayeti varsa kötü bir şey çıkacağı kaygısıyla çok fazla hekime, doktora başvurmuyor. Aslında kimi şeylerden kaçıyor. İşte kanser çıkar mı? Bunu bana bizzat söyleyen kişiler de oluyor. Gideceğim ama korkuyorum kötü bir şey çıkacak, kanser çıkacak mı? Bu yanlış bir tutum ve davranış. Bu bağlamda kişilerin korkmaması gerektiğiyle ilgili bir hekim olarak önerilerinizi rica edeceğim hocam. O yüzden diyoruz erken tanı kanseri kanserlikten çıkarır. Erken tanı. Erken tanıya ulaşmak için de doktora gitmek gerekiyor. Eğer herhangi bir şey, kötü bir şey çıkar korkusu varsa hele daha çabuk gitmek gerekiyor ki eğer öyle bir şey varsa hemen halledilsin diye. Hemen halledilsin diye. Şeyi söylüyorum. Erkenden tanınmış olan kanserde 5 yıllık hani ölçü dedik ya onu, 5 yıllık sağ kalım %93'lerde dedik. Peki gecikildiği zaman %22'lere iniyor. Yani o yüzden erken tanıtılır. Erken tanı lazım. Dördü ölüyor değil mi hocam? Bir de eğer 50 yaşında filan bir kolonoskopi filan ne yapıldı, ondan sonra takibi alındıysa, takibi alınma da şöyledir. Herhangi bir şey yok. 5 yılda bir sigmoidoskopi dediğimiz bütün kolonu taranmayan şeyle takibi yapılacak. Başka bir şey 5 yılda bir. Eğer ailesel birinci derecede akraba filan ne varsa ve polip varsa, polipektomi yapıldıktan sonra 3 yıl sonra bir daha kontrol yapılır. Polip sadece öyle alındıktan sonra takip yapılır. Polip sayısı fazlaysa 3 yılda bir takipler devam eder. Kanser demiyorum. Poliplerin alınmasını diyorum. Evet. Onlar 3 yıldan sonra devam eder. Eğer onlar da yoksa 5 yılda bir kontrol etmek de sadece yeterli. Peki. Sosyal medya üzerinden sorular var hocam. Bir tanesini tabii yöneltmek istiyorum. Sorularınızı iletebilirsiniz değerli takipçilerimiz. İyi günler. 4 sene önce kalın bağırsaktan poliplerin alındı. Daha sonra kontrole gittiğimde yenilemediğini söylediler. Fakat sürekli dışkı aramama, kalem gibi incelme, ishal ve kabızlığın sık sık görülmesi belirtilerim var. Regli var dediler. Kolon veya rektum kanseri olabilir mi? Ne yapmam gerekiyor diye soruyor izleyicimiz. Çok güzel dediğimizi belirtiler belirtileri ya da ifade yapıyor.
3 yılda bir eğer tekrar polip varsa, şey varsa 3 yıl sonra tekrar kontrol etmek gerekiyor kolonoskopiyle dedik. 3 yıl sonra kolonoskopi büyük ihtimalle yapıldı ki şey kalmadı, sizde herhangi bir şey kalmadı diye ifade ediliyor. Eğer süreyi geçirmesin, etmesin, tekrar gidip görmekte bir kolonoskopi yapılmasında fayda var. O polip dediğiniz o çıkmamış ama o belirtiler devam ediyor, risk var o zaman. Kansere dönüşmemiş yumrular diyelim. Yumrular. Veya halkımızın anlayacağı şekilde bezeler, görünen bezeler diyelim. Hı hı. Şişlikler diyelim. Hangisini dersek diyelim. Yani çok rahat gözükür eder. Bunları adını koymak lazım. Bunlardan da 4-5 çeşittir şeyleri vardır. Bunlardan zor olanlar da adenomatöz poliplerdir. Adenomatöz polip dediğimiz. Hani öğrenilsin filan ne diye değil. Bu yakınlarda filan gitmiş olan, görmüş hasta varsa o acaba hangi polipler bunuydu diye ya da şimdi internette her türlü şeye bakılır edilir. Adenomatöz polipler takip edilmesi gereken poliplerdir. Hı hı. Tabii biz girişte dedik kanser arasında üçüncü ölümcül riski olan kanser ama niye oluyor bu? İşte önlem alınmadığı için. Yoksa kişiler erken vakitte bunu bilseler ve önlemini alsalar aslında hocam diyor ki %93 5 yıllık takipte %93 yaşam sürelerinin olduğu arttığı yönünde ifade ettiğiniz diğer veride. Bizim toplumdaki bu konudaki en büyük dezavantajımız, en büyük dezavantajımız bir öyle bir bilinç var, şey var. Ya kötü bir şey çıkarsa korkusu inancı var. En kötü şey bu. Ya kötü bir şey çıkarsayı düşünüyorsak daha erken gitmemiz lazım bir. İki, bir de anüs muayenesi ya da şey muayenesi, pelvisteki muayeneler filan ne? Bizim halkımızın, insanımızın, bizim yani bizim kültürümüzün çok ayıptır ya da şeydir diye çekinilen bir mahrem muayene biraz. Şekli. Mahrem olan bir muayene şekli gibidir. Öyle değil. Yani bütün organlarımızın her tarafı birdir, hepsi birdir. Hepsi birbirinden de çok kıymetlidir. Ve bütün vücudu etkileyen şeylerdir. Bu kanserlerin bu vaziyette olduğu zamanlarda, şeylerde hiçbir muayeneden ya da tetkikten geri kalmamız doğru değil. Hı hı. Çok kolay. Rektum kanserlerinin sadece aletlerle filan değil, fizik muayeneyle, sadece doktor muayenesiyle %35'i tespit edilebiliyor. Fiziksel muayene. Bu, tabii fizik muayeneyle. Parmakla yapılan muayene. Endoskopiyle değil. Kolonoskopiden bahsetmiyoruz. Hayır. Parmakla yapılan muayenedir. %35'i bir hocamız şeyi söyler, yani bir hastayı eğer geldiniz, muayene ettiniz, şey yaptınız, parmakla muayene etmediyseniz ya sizin parmağınız yoktur ya da hastanın, çok affedersiniz, kıçı yoktur demişti. O kadar önemli bu. O kadar. O kadar önemli. Bu sayı buralara gelmez, bu kadar yükselmez. O fiziksel şeyi muayene söyleyeyim, ihmal miydi? En fazla, erkeklerde en fazla görülen prostat kanseridir. Ama ölümcüllük açısından en fazla görülen akciğer kanseri. Niye? Ulaşması zordur şey. Prostata ulaşmak daha kolaydır. Tedavisi de daha kolaydır. Müdahalesi belirtileri, kolay. Belirtileri daha şeydir. Açık. Hanımlar için en fazla görülen meme kanseridir. Ama meme kanserinden ölüm düşük. Yine akciğer kanserinin ölümden daha düşüktür. Neden? Ulaşılabilir yer ya da erken tespit edilme şeysi. Sayıyla alakası yok. Önemli olan erkenden görülebilme, erkenden tedavi edilebilme meselesidir. Bu konuda bilinçlenme meselesidir. Ama hakikaten bu anüs muayenesi, anal muayene ya da bağırsaklarla ilgili olan muayeneden hiçbir şekilde imtina etmeyelim. Erkenden tespit edilelim. Ameliyat olmadan bile eğer polip zamanındayken, polip kengile bile ortadan kaldırılırsa ondan sonra ameliyata filan ne gerek kalmaz. Tedavisini biraz konuşalım hocam. Tedavi, evet. Nasıl oluyor? Tamam bir polip tespit edildi. O dediğiniz yumrular, bağırsak içinde yumruları tespit ettik. İlaç da mı bu oluyor yoksa ameliyat hangi durumlarda gerekiyor? Nasıl bir polipler büyüklüklerine göre ve şeye göre. Büyük endoskopi yapılırken, kolonoskopi yapılırken sadece o biyopsiyle birlikte olduğu gibi çıkartılıyor, ediliyor. Ondan sonra patoloji sonucuna göre adenomatöz polip ya da şeyse belli aralıklarla bu kontrol edilecek. Orası kontrol edilecek. Var mı yok mu herhangi bir şey? Yoksa herhangi bir şey yoksa tekrar çoğalmıyorsa ameliyat edilmesine gerek yok. Çoğalıyorsa? Tabii çoğalma. Adenomatöz polip dediğimiz bunun... Şeye, Latince şeyler konuşarak kafayı biraz karıştırmayı pek istemiyorum. Evet. O yüzden sadece o takibiyle o yeterli. Yani bir defa poliple ilgili kolonoskopi yaptığı zaman zaten hekim onu yönlendirecek. Hekim onu yönlendirecek edecek. Yani bundan hiçbir şekilde kaçınmamak lazım. Yazık gerçekten. Neden?
tedavi sırasındayken zorluklarının birkaç tanesini söyleyeyim o yüzden şey. Bu zamanda yapılacak ameliyat şeyde tespitte kolon kanseriyle ilgili çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Ama gecikmiş bir vakada ondan sonra yaptığınız zaman rektum kanserlerinde büyük abdest yolunu değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz ameliyat sonrasında. Geçici bir süre. Bu geçici bir süre olabilir, kalıcı bir süre olabilir. Büyüdüğü zaman, etrafına yayıldığı zaman bir şeyin sorusunda da etmiştik. Yayılma nasıl oluyor diye. Sıçraması. Şimdi bu polip zamanında, küçük zamanında, erken yakıldığında herhangi bir yere sıçrama yok. Durumu yok. Yok. Hı-hı. Yani bu sıçradığı zaman, ettiği zaman bu defa sıçradığı organlarla ilgili en fazla sıçradığı organ kolon ve rektum için karaciğerdir. Karaciğerle ilgili girişimlerde de bulunulacak demektir. Ondan sonra oradakilerin tedavisi de başlayacak demektir. Bir süre sonra ben bu kolon kanseri olursam ya da rektum kanseri olursam karından mı devamlı yapacağım diye soru vardır, şey vardır. Eğer yeri müsaitse, erkenden yakalandıysa öyle bir şeylere gerek kalmıyor. Ama uzamışsa, ilerlemişse, etmişse ve de yeri çok zorda bir yerdeyse, oraya tekrar bağırsağın birbirine bağlanmasıyla ilgili kısmı garanti altına almak, oradan kaçağı önlemek için geçici bir süre yine karından şey yapılabilir. Dışarıya almak, büyük abdesti dışarıya almak yapılabilir. Ama bu dediğim gibi esas her defasında tekrar tekrar söylediğimiz şey bu. Bu belirtiler olduğunda bu risk faktörlerini taşıyan kişiler mutlaka kendilerini kontrol edip ve takiplerini yaptırırlarsa ameliyat bile olmadan sadece kolonoskopik işlemlerle, endoskopik işlemlerle hastalık ilerlemeden, hastalık oluşmadan önlenebilir. Hocam, bunu söylüyoruz. Programımızı yeni açanlar olabilir. Farkındalık bağlamında. Bu arada Reyhan Cengiz yorum yapmış. Hocam, bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturabildiysek, sizlere ulaşıp bilgileri aktarabildiysek ne mutlu bize. Zaten gayemiz de bu. Arzu ederseniz tekrarlamanızı rica edeceğim. Belirtileri ve risk faktörlerini bir kez daha son kez konuşuyor olalım. Hangi belirtiler varsa takipçilerimiz, bizi izleyenler şüphelensin. Belirtilerimiz, büyük abdest alışkanlığındaki değişiklik. Kabızlık ve ishal olarak. Yani bir dönem kabızlık, arkasından ishal, tekrar kabızlık, tekrar ishal gibi büyük abdest alışkanlığının olması. Büyük abdest alışkanlığındaki değişiklik olması. O bir. İki, anüsten büyük abdest yaparken, öterken olan kanamalar. Kanama. Bu çoğunluğu hemoroidden ya da fissürden olabilir. O yüzden hiçbir şekilde korkmasınlar, kontrol ettirsinler. Hemoroid veya fissürden olabilir. O veya büyük abdestin koyulaşmış bir şekilde, yumuşak ve koyulaşmış bir şekilde gelmesi. Şeyde farkında olunmadan gelişen kilo kaybı. Herhangi bir tahlilde filan yapılırken, edilirken olan kansızlık. Olduğu zaman bununla ilgili 50 yaş üzeri ise bir de 50 yaş üzeri ise mutlaka bu risk bir tetkik etmekte, bir kontrol ettirmekte fayda var. Şöyle, eğer herhangi bir şekilde gelişecek olan bir kolon rektum kanseri varsa bu hemen ortadan kaldırmak içindir. Bunları yapıyoruz. Ondan sonraki takipleri de hepsi belli. Hiçbir bilinmeyen yok bu konuda. Takibinde ya da şeyinde bilinmeyen diye bir şey yok. Kanser erken tanınırsa kanserlikten çıkar. Peki. Hocam, siz konuşmanıza biraz önce lifli gıdalara dikkat çektiniz. Biraz yaşam şekilleriyle ilgili de önerilerde bulunmanızı rica edeceğim. Mesela kişiler nasıl besleniyor olmaları gerekiyor? Bu ona dikkat çektiniz ama poliplerden bahsettiniz. Var, temizliyoruz, tekrar olabilme durumda olabilir ama belirli periyotlarda düzenli bir şekilde tetkik ve muayeneye gidiyor olmaları gerekiyor dediniz. Yaşam şekliyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Beslenmelerde tabii full organik gıdaları bulabiliyor olmak artık günümüzde çok da mümkün değil. Ama bulunabiliyor. Biraz şey yapmak belki. Liften zengin gıdalarla beslenmek. Yani, özellikle sebzeler açısından bu konuda en büyük şey, kolaylık o. Organik gıda mümkünse, mümkün olduğu kadar genetiğiyle oynanmamış gıdalardan almak lazım. Genetiğiyle oynanmışa ben gıda demiyorum zaten de. Abur cubur şeyler, onlara gerek yok. Organik beslenmeli gıda. Çünkü farklı olan ya da genetikle oynanan şeyler içeride bunların hepsinin
Kanserin özellikle, kanserin mekanizmasında bir dokunun iyileşmesi, hücrenin çoğalmasını da, hücrenin durdurulmasını da sağlayan genler vardır. Bu genlerle ilgili genetiğiyle oynanmış gıdalar ya da şeyler bunlarla ilgili sorunlar çıkartmakta. İki, sigara. Sigara içimi, bunu risk faktörlerinden en büyüklerinden bir tanesidir. Sigara, obezite. Obezite özellikle sindirim sistemiyle alakalı hastalıkların çoğunda başat rol oynamaya başladı. Sigaraydı, sigarayı geçmiş vaziyette. Yani daha fazla riskli hale geldi. O zaten obezite birçok evet. hastalığın da hocam tetikleyicisi değil evet. mi? Evet. Düzenli, bir de hareketlilik. Az yemek, yeteri kadar yemek ve hareket etmek. Doymadan kalkmak. Yani bu kadar güzel bir şu üçlüyü hiç unutmayalım. Yani bütün hastalıkları. Bütün hastalıkların en koruyucu tedbiri bu. Az yemek. Buyurun hocam. Az yemek, hareket etmek. Evet. Bu başka bir şey değil. Bir Azeri atasözü var. Nevzat hocamız her zaman çoğu zaman vurguluyor. Az yerem hekimle işim olmaz, düz giderem hakimle işim olmaz aslında. Evet. Evet, yaşam felsefesini o kadar güzel özetliyor ki buna dikkat ediyor olmak lazım. Bir soru daha var hocam, onu da ben evet. hızlıca size yöneltmek istiyorum. Hocam sevgiler, yeni başıma gelen bir durumu anlatmak istiyorum. 41 yaşındayım, yürüyüş yaparken baş dönmesi oldu. Tuvalete gittiğimde gayta siyah kanama şeklinde geldi. Tedaviye gittim, mikrobik tedavisi ilacı verildi. 2 gün gayta siyah, yumuşak doku halindeydi. İlacı kullandım, gayta renk değişti. Son tahlilde gaytada kan gözükmedi, değerler normal. Bir tek hemoglobin düşük, 11 çıkıyor. Bir aydan önce kan vermiştim, bir ay önce de kan vermiştim. Ondan düşük olabilir mi? Hemoroid ve midede problemim de yok diyor takipçimiz. Ne söylemek istersin? Bu verdiği ifadelerle tekrar bir yani hekime gitmesi, özellikle gastroenteroloji veya genel cerrahi bölümden bir hekime gitmesi, bağırsakla mide bağırsak sisteminin incelenmesi gerekiyor. Hı hı. Bir soru daha var. Annemde 4 sene önce polipektomi yapılmıştı. Adenokarsinomdu. İlk evreydi. Biraz teknik. Daha sonra takip alındı. Temiz çıktı. Sonuçlar 3 gün önce olduğu kolonoskopide tekrar 0,5 santim ve 0,6 santim polip olduğu görüldü. Sizce tekrar nüks etmiş midir? O nüks değil. Diğer poliplerde de gelişme şeysi olabilir. O poliplerde zaten alınmıştır. 0,5-0,3'lük denildiği alınmıştır. Onun patolojisini takip etmek lazım. Çok güzel. Kansere şeye dönüşmeden, etmeden polipken, küçükken tedavi oluyor. Takibini hiç bırakmasın. Hı-hı. Ameliyattan bile, kanserden bile kurtulabilir. Rahat. Son olarak şunu soruyorum. Yönetmenim Mehmet Altın üzerine kadar süremin kaldığını ifade ederse şu. Bu ve benzer belirtiler kişilerde var. Bir dakika hocam. Bu var. Size geliyor. Nasıl bir süreç takip ediyorsunuz? Bu ve benzeri sorunları ve şikayetleri olan kişiler size geldiğinde nasıl bir yol haritası izliyorsunuz hocam hızlıca? Güzelce anamnez dediğimiz onun hikayesini ve şeylerini, kendi sağlık durumunu, ailesinin sağlık durumunu onları bir sorguluyoruz. Evet. Neler yaşadı, neler yiyor, neler içiyor onları sorguluyoruz. Daha sonra da sistemik bir muayene yapıyoruz. Muayeneden sonra bu risk faktörleri var, bu şeyler varsa filan ondan sonra ancak rektoskopi, sigmoidoskopi gibi şeyleri yapılabiliyor. Bunlar için anesteziye, ağır bir anesteziye şuna buna gerek yok. Peki. Geldiği gibi de geri gidiyorlar. Herhangi bir kayıp da olmuyor. Onları yapıyoruz. Ondan sonra planlamasını. Multidisipliner planlamadır. Onkoloji açısından, cerrahi açısından, anestezi açısından planlamalarını yapıp tedavi şekilleri çok. O da zaten çok fazla söyleyip de kimsenin evet. kafasını karıştırmayalım. Korkmaya gerek olan, yok diyelim. Önemli olan risk taşıyanlar, bu belirtileri görenler mutlaka muayene olsun. Şu kolorektal kanser dediğimiz... Kolorektal kanser dediğimiz bu kanserle uğraşmasın. Teşekkür ediyorum. Üsküdar Üniversitesi'nin Epey İstanbul Beyin Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Şerafettin Özer kolon ve rektum kanserini konuştuk. Teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli veriler paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Bizimle hem seyircilerim için hem de kendim için teşekkür ederim. Haftaya saatler 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.